Merhabalar Selda Atalay. Gezi Parkı protestolarının evet 22. günü. Şu an protesto özellikle sabah saatlerinde yoktu. Taksim güne 22. bugününe, Taksim Gezi Parkı protestolarının 22. gününe sakin ve mutlu uyanmıştı, huzurlu uyanmıştı. Fakat saat 9.30 civarından sonra dün akşam olduğu gibi duran adam protestoları gerçekleşmeye başladı. Öncelikle dün akşam özellikle Erdem Gündüz isimli vatandaş durmuştu ve yanında birkaç vatandaş daha birlikte durdular ve sayıları artınca da polis gözaltına başlamıştı dün ve bugün o eylemlerin devamı gelmeye başladı. Özellikle Atatürk Kültür Merkezi'nin yaklaşık 55-60 metre hemen gerisinde karşılarını Atatürk Kültür Merkezi'ne vererek duran vatandaşlar artmaya başladı. Özellikle sabah 9.30'da 7-8 kişilik bir grup durmaya başladılar. Yine sırt çantaları önlerindeydi. Sırt çantalarında su ve bisküviler bulunuyordu. Fakat onları sivil polisler gözaltına aldılar ve yaklaşık yarım saat önce de tekrar eylemler başladı. Sizin de görmüş olduğunuz gibi Selda Atalay. Vatandaşlar Taksim Gezi Parkı protestolarına değişik bir soluk getirdiler. Değişik bir eylem getirdiler. Şu an Atatürk Kültür Merkezi'nin karşısında sabit bir şekilde duruyorlar ve eylemlerini gerçekleştiriyorlar ama hemen belirtelim. Sabah da bu eylemler devam ediyordu ve şu an görmüş olduğunuz gibi bir eylemcinin şapkası düştü. Ben hemen kendisine takdim edeyim. Kendisi çünkü hareket etmiyor. Şöyle eylemciye şapkasını verdik. Rüzgardan düştü. Hiç hareket etmiyorlar görmüş olduğunuz gibi ama yanlarında da kendilerine su yardımı eden vatandaşlar bulunuyor. Bazı pet şişeleri boş durumda, bazıları da dolu. Sıcaktan fenalaştıklarında onlar göz işaretleriyle veya el kol işaretleriyle yardım istiyorlar ve sular başlarından aşağıya boşaltılıyor ve bazılarına da güneş kremi sürülüyor yüzlerine güneşten etkilenmemeleri için. Dün özellikle duran adam protestosu akşam saatlerinde başlamıştı ama bugün sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşmaya başladı. Sayıları her geçen dakika artıyor ama hemen tekrar belirtelim, sabahki eyleme polis müdahale etmişti. 7-8 kişilik grubu gözaltına almıştı ama şu an çevik kuvvet ekipleri Taksim Meydanı'nda bulunmuyor. Eylem de devam ediyor Selda Atalay. Dediğimiz gibi Atatürk Anıtı'nın önünde de yaklaşık yarım saat önce kitap okuyan bir vatandaş ilgi çekti. Bir kız çocuğu ilgi çekti. Yaşı 18-20 yaşlarında bir eylemci şapkasını taktı, güneş gözlüğünü taktı ve kitap okumaya başladı Atatürk Anıtı'nın önüne. O da basın mensupları tarafından ilgiyle karşılandı. Ama şu an gördüğünüz gibi birçok eylemci Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde protestolarını devam ettiriyor. Dün de bu protestolar İstanbul'da başlayıp Ankara'ya sıçramıştı. Biz de merakla bekliyoruz ilerleyen dakikalarda acaba bir gözaltı olur mu diye. Şu an Taksim Meydanı'ndan Selda Atalay, ben sözü tekrar size bırakıyorum. Peki, teşekkür ediyoruz Erman Yapan. Kolay gelsin sana.